Merhaba arkadaşlar. Alabalıkçı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs 2019. Ramazan ayındayız. Sabah 8.30 gibi düştük yollara. 2 gündür çok güzel, bereketli yağmur yağdı. Önce farklı bir dereye gittim. Ancak dere suyu bulanıktı. Farklı istikamete çevirdim yönümü. Saat şu an 11. Yeni geldim derenin kenarına. Kırmızı benekli deresi. İnşallah güzel, aksiyon dolu bir av olur. Pek tercih ettiğim bir dere değil, ancak güzel bir dere. Verimli olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım, rastgele. Hava başlayacağım nasip olursa. Takımdan kısaca bahsedeyim. Kamış Shimano Katana 1.65 Biron atarlı. Makina Okuma Helios 2000. Makinenin üzerinde Momoi Jigline 0.4 PE 10 mm ip sarılı ve hava Maps Comet gümüş üzeri kırmızı benekliyle başlıyor. Verime göre değişeceğiz. Rapala farklı Maps'ler deneyeceğiz. En çok hangisiyle verim alıyorsak ondan devam edeceğiz. Bismillah. Evet arkadaşlar, dereye gireli yaklaşık 2 saat oldu. Şu ana kadar vuruş alamadık, takip alamadık. Dere çok güzel, ortam çok güzel. Derenin üst tarafında köy yok. Böyle dereleri daha çok seviyorum. Çünkü insanımız biraz bilinçsiz.
Derelere çöp atıyorlar ne yazık ki. Öyle derelerde avlanmayı hiç sevmiyorum. Ancak bu derede çok güzel olmasına rağmen, üzerinde köy olmamasına rağmen ne yazık ki illegal avcıların baskısından olsa gerek, serpmeciler büyük ihtimalle dereyi kurutmuşlar arkadaşlar. 2 saatte bir tane balığa denk gelmedim. Ama zorlayacağım. Gün uzun. Saat daha 1. İftara daha var. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya avlanıyorum. Zaman zaman takipçilerim soruyorlar, niye aşağıdan yukarıya? Bu tip küçük derelerde, suyu duru olan derelerde balık, alabalık suyun dışını en iyi gören balıktır arkadaşlar. Yukarıdan avlandığınızda balığın yönü yukarıya olduğu için, yukarıdan yem beklediği için sizi çok çabuk fark eder. Ancak aşağıdan avlandığınızda balığın arkasında olduğunuz için sizi daha zor fark edecektir. Bunun için aşağıdan yukarıya avlanıyorum. Ayrıca bizim derelerimiz biraz zorlu. Karadeniz'in dereleri. Aşağıdan yukarıya avlanmaya daha müsait. Yukarıdan aşağıya daha tehlikeli oluyor. Şelaleleri var, kayaları var. Tırmanmanız gerekiyor. İnmek daha zordur arkadaşlar tırmanmaktan. Onun için her zaman aşağıdan yukarıya avlanıyorum. Burada en önemli nokta, aşağıdan yukarıya avlandığınızda mepse aksiyon vermek. Eğer mepsiniz dönüyorsa hiç problem yok. Dönmüyorsa da çapraz atışlarla aksiyon vermek gerekiyor. Çapraz atış dediğimi de tarif edeyim arkadaşlar. Derenin bu köşesine geldiniz. Balığın önünüzde olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Karşı köşeye atacaksınız ve çapraz çekerek mepsin daha fazla dönmesini sağlayacaksınız ki balık onu görsün, dikkatini çeksin ve saldırsın. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Dere avcılığında. Döner kaşıklı avcılıkta. Eğer döner kaşığınız dönmüyorsa balık döner kaşığı ısırmaz arkadaşlar. Rapala gibi değildir. Aksiyon vermeniz gerekir. Dönmesi gerekir. Hatta dönerken dursa, balık takip ederken peşini bırakır arkadaşlar. Onun için döner kaşığı döndürmek son derece önemli. Balık, alabalık nerede olur bu gibi derelerde? Bunun gibi hafif göletli olan yerlerde, balığın saklanabileceği, yuva yapabileceği yerlerde olur. Evet, akarda da olabilir. Akarda müsait ama akarda genelde küçük balıklar olur. Fakat bu tip yerlerde, bu göletli yerlerde daha büyük balıklar olur. Onun için buraları yoklamakta fayda var. Tabii bu da bundan hariç çünkü balık kalmamış arkadaşlar. Ama inşallah bulacağız. Aramaya devam ediyoruz. Akşama daha çok vakit var. İftara daha vakit var. Değerlerdeyiz bakalım. Ya nasip. Devam.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tam 10 numara ama balık ne yazık ki yok. Bakalım gel. Sen nerelerdesin yahu? Ay mübarek. Sen nerelerdesin yahu? Dur. Evet arkadaşlar. Güzel bir limit üstü. Gerçekten güzel bir balık. Yaklaşık 3 saattir avlanıyorum. İlk vuruş, ilk balık, ilk güzel. Gerçekten çok güzel bir balık. Gel. Çok güzel renkleri var. Şöyle göstereyim. Bir selfie alalım seninle. Azmettim, devam ettim ve sonunda güzel bir balık yakaladım. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Bakalım ya nasip. Arkadaşlar önümden bir balık kaçtı. Sağ taraftaymış ne yazık ki. Atışta yapmıştım ama. Ya görmedi. Evet. Ah kaçtı. Güzel. Başka var mı diye baktım ama yok arkadaşlar. Buna da şükür. En azından ikinci vuruşumuzu aldık.
Evet arkadaşlar, yine balık olabilecek bir noktaya geldim. Bismillah. Hadi. 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 Hadi oğlum, ısır, ısır, ısır. Evet, önüme kadar geldi arkadaşlar. Ama ısıramadı. İnşallah beni görmemiştir diyorum. Tekrar deneyeceğim. Sanırım gördü. Güzel de bir baktı. Hadi be. Hala oradaymış bulduk arkadaşlar. Yine bir balık geldi arkadaşlar peşinde. Son anda ısırdı da. Canı yanmamış olabilir. Yanmış da olabilir. Tekrar deneyelim. Hoppa! İşte yakalandı. Yavaş yavaş, sakin. Sakin güzellik, sakin. Ooo, ne şirin şeysin sen. Dur bakalım, dur. Bir fotoğraf alalım senden. Güzelliğinden bir fotoğraf alalım. Alabalıkçıyla bir poz vermiş ol. Ne cesur bir şeysin sen. Aha. Hoppa. Kendisi atladı arkadaşlar.
İnşallah canı yanmamıştır. Evet. Bakalım gel. Gel güzel it, gel. Sen ne güzel bir şeysin, gel. Oo, aman ya. Dur. Poz alacağım, dur. Çok güzelsin, dur. Arkadaşlar balık gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzel renkleri var. Çok canlı. Ümit üstüne yakın bir balık. Güzel bir balık. Yaşamayı hak eden bir balık. İlkten saldırdı, yakalanmadı. Çok şükür ki canı yanmamış. Tekrar vurdu. Çok şükür bizimle bir poz verdi. Oo, güzel. Güzel, aynı yerden ikinci balığı çektim arkadaşlar. Güzel. Güzel. Bu da bir başka güzellik. Bunun renkleri de çok hoş. Ya bunu resimleyelim. Maşallah, barakallah. Siz burada büyüyüp çoğalın. Dur. Evet arkadaşlar, ikinciyi de hemen iade edelim. Hoppa. Evet. Açıkçası ilkini yakaladıktan sonra ikinciyi pek beklemiyordum. Ama güzel bir gölet. Çok şükür ikinciyi de yakalamak nasip oldu. Arkadaşlar bugün sabrettim. 3 saat boşa at çek yaptım ama sonunda derenin balıklı kısmını buldum. Ve güzellerle poz vermeye devam ediyorum.
Tehlikeli işler. Şelaleye düşüveririz. Nelerimizin kırılacağı da belli olmaz. Aman. Tek başıma çok zorlu olur buradan çıkmak. Aman diyeyim. Aman hala balıkçı dikkat et. Gel. Hop. Bir poz ver ondan sonra dur. Sakin kızım, sakin. Sakin. Ne tatlı bir şeysin sen. Dur. Sen ne güzel bir şeysin. Poz vermeden gidilir mi? Alapalık şuya poz vermeden çıtılır mı lan? Hadi git. Evet, güzeller serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel, güzel oluyor. Güzel, verimli bir av oluyor. Tabii ettik ama balıkları bulduk. Güzel oluyor. Aksiyon. Güzel. Hadi be. Uf. Nasip. Ne yazık ki cam da yandı arkadaşlar. Güzel bir balık ama.
Evet arkadaşlar, balık arkasından geldi. Ancak da sığmadı. Evet. Sonunda kandırdım onu. Ufaklıktı, biliyordum. Gördüğünüz gibi. Maps Egliye TV 2 numara. Arkasında tekli kanca. Ve güzel bir prenses. Gördüğünüz gibi kanca modifiyeli arkadaşlar. Hadi git Evet arkadaşlar, avı bitirdik. Saat şu an 7:10 var. Güzel bir av oldu. İlk 3 saati boş geçti. Ancak ondan sonra güzel aksiyonlu bir av oldu. Güzel balıklar yakaladım. Çok yakışıklı, çok yakışıklı kırmızı bilekler yakaladım. Gerçekten çok güzellerdi. 8 tane yakaladım sanırım. Kaçanlar var. Hoplayanlar, zıplayanlar, kaçanlar her zamanki gibi. Günün benim için tek ganimeti kaldırık yaprakları oldu. Gördüğünüz gibi Mengen yöresine has bir yemeği yapılıyor bunun arkadaşlar. Bolu Mengen yöresine ait. Bu yapraklardan dolma sarılıyor. Mısır unuyla soğanlı iç yapılıp çok lezzetli bir yemek. Ben de çok severim. İnşallah hanıma rica edeceğiz. Balık götürmedik ama kaldırık götürdük. İnşallah güzel bir yemeğini yaptırız. Arkadaşlar videolar devam edecek. Desteğinizi esirgemeyin. İnşallah güzel şeyler oluyor. Başka arkadaşlar da buna benzer kanallar açtılar. Güzel gelişmeler oluyor. İnşallah devam edecek. Siz desteğinizi esirgemeyin. Biz sizin istediğiniz yolda devam ediyoruz. Hadi bakalım, rastgele.